Herkese merhaba, ben Merve. Bu videomda sizlere kullandığım ondan fazla maskaradan bahsedeceğim. Umarım keyifle izlersiniz. Maybelline Falsies Big Eyes maskarayla başlıyorum. Bu maskaranın iki farklı fırçası var. Biri kalın fırçası, biri ise ufak fırçası. Benim en çok sevdiğim bölümü bu bölümü. Çünkü öncelikle büyük fırçaya geçmeden önce bu küçücük fırçayla kirpiklerinizi kaldırıyorsunuz ve aynı zamanda alt kirpikleriniz için de çok çok kullanışlı bir fırça. Bununla kirpiklerinizi iyice kaldırıp kıvırdıktan sonra ikinci maskaraya geçtiğinizde gerçekten kirpikleriniz son derece kıvırık ve tek tek ayrılmış oluyor. Eğer kirpikleriniz düzse, aşağı doğru bakıyorlarsa bu şekilde incecik bir fırçayla büyük fırça öncesinde kaldırmak gerçekten çok etkili oluyor. O yüzden buna da yolunuz düştüğü zaman bakabilirsiniz. Fiyatı da oldukça uygundu. Ben çünkü indirimden satın almıştım. Hemen araya daha öncelerde de favorilerimi eklediğim ve kirpikleri gerçekten yoğun şekilde uzatan ve aynı zamanda da dolgunluk veren Douglas'ın Devil Eyes maskarasından bahsedeceğim. Eğer plastik fırçalı maskaraları seviyorsanız gerçekten bu maskaraya bayılırsınız. Zaten gördüğünüz gibi fırçası da kendinden açılı ve hafif kıvırık. Çok yumuşak ve çok kolay şekil verebileceğiniz, rahatlıkla kirpiğinizle oynayabileceğiniz bir maskara fırçası var. Yapısı da son derece güzel. Kesinlikle anında sertleşen bir maskara değil. Dolayısıyla 2-3 katı çok rahatlıkla sürüyorsunuz. Çok severek kullandığım bir maskara. Eğer dolgun, upuzun kirpiklerden hoşlanıyorsanız, takma kirpik etkisi gibi, Douglas'ın bu maskarasına da bakmanızı tavsiye ederim. Araya yeni deneyimlediğim ama hem rengine, hem yapısına, hem de fırçasını çok çok beğendiğim bir maskarayla devam edeceğim. Pastel'in Waterproof Color Volume maskarası. Bendeki turkuaz rengi. Aslında kapağında daha maviymiş gibi gözüküyor ama kirpiklerinize sürdüğünüzde bence tamamıyla turkuaz duruyor. Bu maskaranın eğer siyahı varsa mutlaka bakacağım. Çünkü tek seferde kirpikleri bu kadar güzel kaldıran, bu kadar güzel yoğun dolgunluk veren ve tek tek ayıran bir maskara, uygun fiyatlı bir maskara çok da fazla elimde yoktu. Çok beğendim. Aynı zamanda tabii ki renkli olması, bugüne kadar kullandığım bütün renkli maskaralardan çok daha opak şekilde renkleriyle kirpiklerinizi tamamıyla kapatması en büyük avantajı. Daha önce de ben bir sürü renkli maskara kullandım ama mutlaka altına beyaz baz sürmem gerekiyordu ki yoğun, o istediğim yoğun rengi alabileyim diye. Bunda hiçbir şekilde beyaz baz sürmenize gerek yok. Tek seferde bütün kirpiklerinizi turkuaz mavisi yapıyor. Eğer renkli kirpikleri seviyorsanız kesinlikle ve kesinlikle renkli maskarada hiç başka bir şey aramayın. Pastel'in bu maskarasını deneyin ve çok da güzel başka renkleri var. Mor, pembe, rengarenk renkleri var. Şimdi şu iki maskaradan aynı anda bahsedeceğim size. Ayırmayacağım, ikisi de Sephora olduğu için. Bir tanesi Outrageous Curl, bir tanesi de The Mascara. Bence bu çeşidi üst kirpikler için değil ama alt kirpikler için veya o bahsettiğim Maybelline'in gibi, yani maskara işlemine başlamadan kirpiklerinizi kaldırmak için kullanabileceğiniz bir maskara. Çünkü gördüğünüz gibi o kadar mini minnacık bir fırçası var ki bütün kirpiklerinizi tamamıyla kavraması mümkün değil. O yüzden ben bunu ya alt kirpiklerimde kullanırım ya da maskara öncesinde kirpiklerimi kaldırmak için kullanıyorum. O şekilde kullandığım için başarılı ama tek seferde tüm kirpiklerime şekil vermek için kullandığım zaman çok beğenmedim. Ama The Mascara için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Eğer çok zayıf, çok kısa kirpikleriniz varsa bence hiç plastik fırçalı maskaralarla vakit kaybetmeyin ve şöyle görmüş olduğunuz tamamıyla çok sık kıllara sahip olan fırçaları tercih edin. Çünkü bu tarz maskaralar tek seferde o zayıf kirpiklerinizi bütünüyle kavrayarak çok doğal, böyle tek tek ayrılmış ve böyle hani örümcek bacağı gibi diyeyim, öyle bir görüntü yaratmadan daha sade ve doğal bir kirpik görüntüsü katıyor size. The Mascara'nın da bu görüntü yaratmasını çok seviyorum. Bugüne kadar hangi hafif ve az kirpiği olan arkadaşıma önerdiysem hepsi çok memnun kaldılar. O yüzden aklınızda olsun, eğer kirpikleriniz çok kısa ve zayıfsa mutlaka böyle tombik fırçaları ve de plastik değil kıl fırçaları tercih etmenizi ben kendi deneyimlerime göre öneririm. Şimdi çok olaylı bir maskara ile devam ediyorum. Maybelline'in The Falsies Push Up Drama maskarası. Çok sevenler de var, hiç sevmeyenler de var. Ben ortadayım. Evet, biraz ıslak bir maskara olduğunu kabul ediyorum ama ben bir şekilde kontrol edebildim. Bulaştırmadan günün sonuna kadar ya da dökülmeden günün sonuna kadar devam edebildim. Açıkçası severek de kullanıyorum bu maskarayı. İsterseniz bir de ben nasıl uyguluyorum, bende nasıl duruyor birlikte bakalım.
Gördüğünüz gibi Maybelline Falsies Push Up Drama maskaranın bende duruşu bu şekilde. Altına hiçbir şekilde baz uygulamadım ve açıkçası çok da fazla uğraşmadım. İki katı önce alttan biraz böyle tampon hareketlerle vurarak başladım ki kirpiklerimi yukarı kaldırayım diye. Daha sonra hafifçe tarayarak devam ettim. Eğer çok daha iyi bir etki istiyorsanız altına baz sürebilirsiniz veya bu hafif topaklanmaları da önlemek için tarakla ya da kaş fırçanızla hafifçe de tarayarak çok daha düzgün bir hale getirebilirsiniz. Bobbi Brown Eye Opening Mascara. Yine çok çok tombik, kıl bir fırçaya sahip olan, aslında benim bugüne kadar kullandığım en büyük fırçaya sahip olan maskara bu. Aynı Sephora'daki gibi bu da yine çok daha az ve zayıf kirpiklere sahipseniz bu tarz maskaralarla çok daha dolgun etkiler yaratabilirsiniz kirpiklerinizde. Şimdi bir tane plastik fırçalı bir maskaranın etkisini gördük. İsterseniz bir de bunu deneyelim diğer gözümde. Bakalım bu nasıl duracak. Bobbi'nin maskarasını sol gözüme sadece tek kat uyguladım. Oldukça dolgun ve kirpiklerimi de uzun gösterdi. İkisinin arasındaki farkı da şu anda görebilirsiniz. İki maskarayı aynı anda anlatacağım size. Bir tanesi Dior IT Lash, bir tanesi de birçok yine YouTuber, blogger arkadaşımda mutlaka gördüğünüz Benefit'in Roller Lash'i. Neden ikisini aynı anda anlatıyorum? Aslında bambaşka iki marka ama bugüne kadar iki maskaranın yapısını birbirine hiç bu kadar benzetmemiştim. Evet, fırçaları farklı. İkisi de plastik fırçalı ama Roller Lash tabii ki birazcık daha açılı ve kirpiklerinizi kıvırmaya çok daha müsait. Diyorum ki öyle değil. Çok daha büyük ve açılı bir, kıvrık bir fırçası yok ama yapıları çok benziyor. Eğer kat kat maskara uygularken çok fazla kirpiklerinizde topaklanma oluyorsa bu tarz maskaraları tercih edebilirsiniz. Bunu veya bunu. Çünkü çok yumuşacık yapıları var ve 2-3 kat sürmeye çok müsait. Kesinlikle öyle acele etmenize gerek yok ve topaklanma da gerçekten minimumda oluyor. Bu daha çok kıvırıyor kirpikleri çünkü fırçası itibariyle ama bu da çok güzel. Tabii ki Dior birazcık daha pahalı, Benefit birazcık daha ucuz ama yapıları gerçekten birbirinin aynısı. Kat kat uygulamaya çok müsait ve çok daha günlük doğal makyajlarınıza tek kat uyguladığınızda bile hiç belli olmuyor çünkü topaklanma sıfır bu maskaralarda. L'Oreal False Lash Superstar Red Carpet Black. İki taraflı bir maskara bu. Önce bir numarayı sürüyorsunuz, bazını, baz kullanmayı sevenler. Ondan sonra da ikinci tarafını sürüyorsunuz. Yani fırçasının çok büyük bir özelliği yok. İçeriğinin de öyle çok büyük bir özelliği yok. Yani bu anlattığım diğer maskaralara göre çok daha aslında özelliksiz bir maskara ama tabii ki iki taraflı olması çok büyük avantaj. Eğer baz bulamıyorsanız ya da böyle hem baz hem maskara iki tane ayrı olmasın, tek bir maskara da ikisi birleşsin diyorsanız önerebilirim. Hani Red Carpet Black olmasının çok fazla bir değişikliğini görmedim. Kullandığım bütün normal diğer siyah maskaralar gibi ama bu da gene kirpikleri aynı şekilde kıl bir fırçaya sahip olduğu için güzel şekilde dolgunlaştırıp uzatıyor. Şimdi sırada benim nispeten uygun fiyatlı diyebileceğim en sevdiğim maskaralardan birinden bahsedeceğim. Maybelline The One by One Volume Express Maskara. Plastik, tombik fırçalı bir maskaradır bu. Kirpiklerinizi çok güzel ayırır, tek tek dolgunlaştırır, aynı zamanda da kıvırır. Uygun fiyatlı maskara arayışına girdiğim zaman açıkçası çok da fazla macera aramadan elim hep bu maskaraya gidiyor. Eğer plastik fırçaları seviyorsanız bence mutlaka listenizde, alınacaklar listesine girmesi gereken bir maskaradır bu. Son zamanlardaki favorim, çok çok sıkça bahsettim hatta bu maskaradan. Bulabilenler oldu çünkü ben Türkiye'den almamıştım ama internette satılıyormuş ve alanlar da çok memnun kalmış. Ben de çok memnun oldum bu durumdan. Pupa'nın Mascara Vamp Extreme maskarası. Bu da yine plastik fırçalı, tombik ve aynı zamanda kendinden böyle dönen bir fırçası var. Müthiş bir maskara. Benim son zamanlarda kullandığım en sevdiğim maskara. Hatta maalesef elim hep bu maskarayı. O kadar çok gidiyor ki bütün makyajlarımda hep bu maskarayı kullanmaya başladım. O yüzden biraz artık bundan uzak duruyorum sizlere de farklı ürünler anlatabilmek için. Ama her şeyle harika. Süper derecede kirpiklerinizi uzatıyor, dolgunlaştırıyor, tek tek ayırıyor. Yani üçü bir arada. Bayılıyorum bu maskaraya. Bulabilirseniz mutlaka alın. Gelelim Benefit The Aerial maskaraya. Birçoğunuzun eminim ki aşina olduğu bir maskara bu. Benim de aslında sevdiğim bir maskara ama artık son zamanlarda daha kontrol edilebilir, daha kolay 2-3 kat uygulamama olanak sağlayan maskaralar kullanmaya başladıkça elim çok fazla da bu maskaraya gitmemeye başladı. Ama genel olarak gerçekten uzatması, tek tek ayırması, dolgunluk vermesi, bu da yine aynı Pupa gibi üçü bir arada bir maskara ama
gerçekten waterproof olması, yani suya dayanıklı bir maskara olmasından ötürü maalesef çok fazla kat kat uygulamanıza olanak sağlamayan bir maskara. Yani elinizi çok çabuk tutmanız lazım, yoksa çok fazla kurutuyor kirpiklerinizi ve çok fazla topaklanma oluyor. Aynı zamanda tabii çıkarması da bunun ayrı bir dert. Çünkü suya dayanıklı bir maskara olduğu için her makyaj temizleyicisiyle çıkmayacaktır. Kendine özel bir makyaj temizleyicisi de var bunun aslında, ama ben onu kullanmıyorum. Normal, her zaman kullandığım suya dayanıklı makyajımı da çıkartan makyaj temizleyicisiyle de tabii ki çıkıyor, ama diğer maskaralar kadar kolay çıkmıyor. Plastik bir fırçası var. Güzel bir maskara. Yazın kullanabilirsiniz. Eğer suya dayanıklı maskaraları seviyorsanız değerlendirebilirsiniz. Ama dediğim gibi çok elinizi hızlı tutmanız lazım. 2-3 kat üst üste uygulayabileceğinizi çok sanmıyorum. Çünkü çok anında kuruyan bir maskara bu. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve sosyal medya üzerinden arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmında tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini bulabilirsiniz. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolardan haberdar olabilmek için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.